Şimdi birkaç şikayet ediyor. Entik faturalarından kas faturalarından. Evet. Ama bunu isteyen, bu elektrik ve doğalgaz faturalarının pahalı olmak isteyen muhalefete iktidar Paris İklim Sözleşmesi imzaladı. Ve Paris İklim Sözleşmesi'nde vergiler artırılacak, yani zam yapılacak, tasarruf yapılacak, elektrik kesilecek var zaten. Sen kendi elinle bunu kabul ettin. Bu muhalefet ve iktidar, bu halkın verdiği oylarla gelmedi mi? Kardeş hele geldi. Yani Tayyip zalim. Tayyip'ten sonra bir adam gelse o da ondan olacak zalim. Birbirlerini bulmuşlar. Aynı derler. Zalim diyeceğiz fakat kötü söz söylemeyeceğiz. Enam 38. Onların ilahlarını sökmeyin. Apo da zalimdir, Kemo da Tayyip de sistemdir. Yani tencere yuvarlanmış, kapalı bulmuş yani. Şimdi diyelim ki Tayyip gitti, gitsin benim için önemli değil. Ama Tayyip giderse yerine gelenler de zalim olacak, onlar da çalacak. Tayyip gibi karşınıza gelecek. Çözüm nerede? Çözüm Kur'an'da. Rad 11, Enfal 53. Yüce Allah ne diyor? Bir kavim kendini düzeltmezse ben o kavmi düzeltmem. Vallahi Tayyip giderse ülke yine aynı olacak. Bak ben sana yemin edeceğim. Bir ay, iki ay göstermeli bir şey yapacaklar. O da Tayyip gibi, diğerleri gibi, AK Parti gibi cebi dolanacak. Sistem değişmez. Sistem bozulur. Kim gitse çalacak. Kim gitse çalacak. Hırsız. Hırsız bir nesil var ya. Hırsız bir meclis var arkadaş. O yüzden ben bir yere varacağını zannetmiyorum. Allah'ın kanunlarından çalıyor. Kainata Allah yazmış. Allah'ın kanunlarına aykırı kanun yapıp hırsızlık yapıyorlar. Kanun çalıyorlar Allah'tan, rol çalıyorlar. Rol çalmak ne demek? Fonksiyonel gasp, yetki gaspı ya, hırsızlık. Allah'ın ilahlarını çalıp kendi aposunun, kemonun, FETÖ'nün, demokrasi, laiklik, sosyalizm, komünizmin bütün meyhaneleri meclisin içerisinde kardeş. Biz onları söylemiyoruz. İçin gelseydi bu var yani. Bu toplumu bu hale getiren Allah değil, onlardır. Ondan sonra kalkıp Allah niye tecavüze engel olmuyor? Lan senin meclisin buna kapıyı açmış, kapıyı. Özgürsün, özgürsün. Şarabı, zinayı, kumarı. Sen Allah niye karışsın ki? Edepsiz insan. Edepsiz insan. Allah'ı ne suçluyorsun? Allah bunu emrettiyse hakkın var. Sen bakalım bu kitabı. İnsan Allah boşuna demez. Çok cahil, çok zalim. Ahmaktır, gerçekten ahmaktır. Akıllarını kullanmazlar diyor çoğu. Gerçekten kullanmaz. Allah doğru söylüyor. Biz yaşıyoruz insanla kardeşim. Şu kullansa diyeceğim insan haklı. Yok kullanmıyorlar kardeşim, gerçekten kullanmıyorlar. Bu suçunu Allah'a atmayın. Bu edepsizdir. Benim gayretime toparlıyor. O yüzden biz kendimiz pislik ettik, kendimiz vurduğumda o yerine diyeceğim suçu Allah'a atma. Benim gayretime tokanı beni zoruma geliyor. Vicdan merhamet ya. Siz gidip insanlara daha kaçırıyorsunuz kız çocuklarını. Utanmadan diyorsunuz Hazreti Muhammed Hazreti Ayşe'yi taciz etti. Lan siz gidip çocukları, küçük kızları, erkekleri daha kaçırsınlar. Hazreti Muhammed döneminde Hazreti Ayşe annemiz 18 yaşındaydı. Şimdiki de 30-40 idi ya. Sıcak ülkelerde insanın gelişimi farklı olur. Soğuk ülkelerde farklı olur. Şimdi Suudi Arabistan'da cesetler 5 ayda çürür. Sıcak iklimden dolayı. Ama burada 5 yılda çürüyor maksimum. Hazreti Ayşe annemiz 18 yaşındaydı. Araplarda kız çocukları 9 yaşına kadar siz kendi pisliğinizi Hazreti Muhammed'e atmayın. Allah'a atmayın. Pislik olan sizsiniz. Siz apaçık müstafaktasınız. Bunu görün artık ha. Allah bunu emrettiyse hakkın var. Senin ırkçılığın, kebun, apın bunu bu hale getirdi kardeş. Gel açalım Kur'an'ı hangisinde Allah emretmiş. Senin kendi halkın hırsızlık yapıyor. Kanunlar bozuktur. Bozuk bir sistem var. Şimdi bunları görmek kalkıp Allah'a, İslam'a laf et. Ben bunu kabul etmem kardeşim. Kusura bakma. Delil varsa gerçekten Allah çalmış, Allah çalmış. Gülerim ben de bir güleyim. Objektif insanım. Rahat ol yani. Kendi pisliğini Allah'a mı atıyorsun? Gürçülük, Türkçülük, Arapçılık yapıp her şeytanlık yapıyorsun. O da Allah niye karışmıyor? Mübarek hiç kafanın yok sende. Allah senin pisliğinden niye karışsın? İmtihanlardasın. İmtihanlar yanlış, doğru soruyu yanlış yapıyorsun. Allah sana niye kopya versin?